Gelecekte değil, şimdi. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün 22-23 yıldır finans sektöründe olmama rağmen daha farklı bir konudan bahsedeceğiz. Biraz hayallerden ve serüvenden bahsedeceğiz. Ne güzel. Konuğumuz gezgin yazar Sait Eruçar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Sait Eruçar, Samsun doğumluyum. Dediğim gibi 22-23 yıldır finans sektörü içerisindeyim. Ancak 2009'dan sonra tırmanışlar, dağcılık sporuna merak saldım. Uzun yıllar tırmanış yaptıktan sonra yurt dışında ilginç coğrafyaları gezmeye başladım. Ve 2021 Mayıs'ında da bunu kitaplaştırarak yazar kimliği bir ek kimlik daha almış oldum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kitabınızdan bahsetmek ister misiniz? Şöyle, kitap aslında benim sadece gezip gördüklerimi içermiyor. Benim duygularımı, nasıl başardığımı, hangi yollardan geçtiğimi, nerelerde hatalar yapıp zorlandığımı ve üstesinden geldiğimi bahseden. İlk bölümü dağlarla ilgili tırmanış hikayelerimi anlattığım bir kitap. İkinci bölümde yollar, gittiğim ilginç coğrafyalara hepsini seçme bir şekilde yer verdiğim bir kitap oldu. 300 küsür sayfa bir kitap oldu. Çok tebrikler. Peki kitabınızda yer verdiğiniz gezileriniz hangileriydi acaba? Şöyle, zaten Türkiye'de dağcılık sporuna başlarsanız klasiktir. İşte Aladağlar'dan başlar, Erciyes, Hasan Dağı, Süphan, Ağrı, bunlar yapılır. Bunlar klasik, bende de vardı. Ve bu yolu buraya koydum, birinci bölüme bunlardan bahsettim. İkinci bölüm daha değişik oldu. Klasik Avrupa rotaları dışında dünyanın daha zorlu ve değişik coğrafyalarına yer verdim. Patagonya, Grönland, Svalbard, Kuzey Kutup Bölgesi coğrafyası, işte Etiyopya'da yerli kabilelerini ziyaret ettim. Onlarla ilgili bir bölümümüz oldu. Lofoten Adaları, daha ilginç coğrafyalar. Çok enteresan. Evet. Gerçekten Grönland diyorsunuz. Son derece tehlikeli yerler esasında. Peki nasıldı şartlar, zorluklar yaşadınız mı? Şöyle, Grönland'a gelene kadar ben aslında Arktik, yani Kuzey Kutup Dairesi'ne aşık birisiyim. O coğrafyada çok yere gittim. Tromsø, Kirkenes, Lofoten, Faroe'ya, İzlanda'sı. Artık Grönland son şeydi, biliyorsunuz. Evet. Tecrübe geliştikçe evet, üste koya koya gidiyorsunuz. Tabii. Artık limitler artıyor. Grönland öyle bir dönemde denk geldi. O bölgede artık yer, yani yok gibi bir şeydi ve planlamaya başladım. Şubat ayında gittim. Sert bir zamanda gittim. Eksi 40. Hem de en soğuk. Evet. Bir de öyle bir ısrarım var. Hani evet, bir şey yapıyorsanız hani gerçeğini yapmak evet, lazım. Hani o şartlarında görmek evet, lazım. Tam yaşamak istedim. Aynen. Yani neyse onu görmek evet, lazım deyip zorladım. Eksi 40'ta falan gittim ama muazzam bir coğrafyayla karşılaştım. İnanılmaz bir tecrübe oldu. Fotoğraflar aldınız. Fotoğraflar, kuzey ışıkları, yemyeşil tepenizde köpeklerle, huskiler, Sibirya evet, kurtlarıyla kızaklar, buzda balık bildiğiniz filmlerdeki evet, gibi keserek bayağı ilginç bir hikaye oldu. Çok güzel. Finlandiya'da da o tarz şeyler var. Ben gitmiştim. Genellikle bu aynı zaman evet, evet, gidiliyor. O, tabii orası hiç kıyas kabul etmez. Yani çok da medeniyetin olduğu yerler. Gördükten sonra evet, ortamı evet, hani ışıkları evet, çok şey değil ama tabii daha turistik lokasyonlar. Tabii onlar kesinlikle falan, turistik. Evet. Peki siz ekip olarak mı gidiyorsunuz? Ben solo travelerim. Yani tek başıma peki, giderim. Peki tehlikeli değil mi? Ya işte dediğim gibi zaman zaman tam üste serüven, koya koya tam serüven, kitabın adında olduğu gibi gerçekten. Tecrübeler üst üste getiriyor, yani artık pişiyorsunuz, neyi ne yapacağınızı öğreniyorsunuz. Bu yolda tabii çok hatalar oluyor, işte zorlandığımız anlar oluyor. Ama bir yere kadar geldikten sonra artık kolay gibi yani, hallediyoruz ya. Nasıl başladınız? Böyle bir kırılma noktası oldu mu hayatınızda? Aslında dağcılıktı kırılma evet, noktası. Yani 2009'da ben dağcılık sporuna başladığımda tırmanışları peş peşe yaptıktan sonra biz artık yani Türkiye'de dağ şeyi bitince hani hedefler evet, yurt dışına açılmaya başlıyoruz. Bu da klasiktir Türk dağcılığında. İran, Demavend, Gürcistan, işte Kazbek, Elbruz, Rusya sırayla buraya gider aslında bütün Türk dağcıları evet, devam ettikçe. Benim kırılma noktam İran oldu. Çünkü İran'da ben bir şeyi anladım. Yani dağcılık mı, yeni bir coğrafya kültür görmek mi? Evet. Çünkü çok etkilendim. Unutamadım İran seyahatini ve tırmanışını. Pers medeniyeti. Kesinlikle. Müthiş bir kesinlikle medeniyet. Kesinlikle çok gerçekten etkilendim. Yani dünyanın en önemli medeniyetlerinden kesinlikle biri. Kesinlikle. Yani çok başka duygularla döndüm. Ondan sonraki tırmanışları hep yurt dışında aramaya başladım. Ve yavaş yavaş dağlardan kopup yollara evrilmeye başladı evet, serüven. İran'daki bu son gelişmeler de çok enteresan. Halkın protestoları gerçekten aslında
aslında takdire şayan. Evet, bir yerde değil patlayacaktı artık. Değil çünkü İran'ı görenler, yerinde evet. görenler aslında halkının bunu kabullenmediğini, aslında evet. halkının çok yumuşak... Aydın insanlar çok, esasında. Çok, çok da iyi niyetliler, bizleri çok evet. seviyorlar. Aslında bunun bir diretme evet. olduğunu aslında... Yani yasak olan şeyler yapılıyor esasında orada da. O evet, bakın biliyorsunuz gerçekten aslında bir esneme vardı. Yani evet. ben gittiğimde de yani çok evlerde şaşırmıştım. Evlerde yapılıyor yani. Aynen, çok şaşırmıştım ama bir yerde patlayacaktı bu. Çünkü halkın çok da istediği, kabul ettiği bir şey değildi bu zaten. Zorlamayla olmaması evet. lazım. İnşallah demokrasi gelir. İnşallah. Değil mi? Kesinlikle. Son derece önemli bir, onlar da revolüsyon yaşıyorlar kesinlikle esasında şu çok, an. Kesinlikle çok kırılma noktasındalar şu evet. an. Evet, yani öyle bir olaya vesile oldu evet. gerçekten. Peki yazma fikri nasıl oluştu? Ah, enteresandır. Ben aslında bunları yaparken biliyorsunuz dedim bankacılıktır profesyonel hayatım. Bunları hı-hı. yan hobi olarak yapıyordum. Evet. Hep bana çok ilginç yerlere gidiyorsun. Bir blog yap işte, bir hı-hı. YouTube kanalı aç. Ama ben bir fenomenim ya da öyle bir şeyim yok. Yani misyonum yok, bir hedefim evet. yoktu. İlgilenmedim hiç. Kapanma Covid buna vesile oldu. 2020 kapanmasında evden çalışıyorduk. İyi değerlendirdiniz. Kesinlikle iyi değerlendirenlerden biri oldum. Harika. Bir anda kafama düştü. Çok evet. vakit yaratılıyor ekstra çünkü. Yavaş yavaş gelirken çok başka yerlere geldi olay. Hiç hesapta olmayan bir şeydi gerçekten. Harika. İyi ki diyorum ama. Ne güzel değerlendirmişsiniz. Peki gezilerinizde yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Ya gezilerin birçoğunda aslında bazı zorluklar yaşıyoruz. Bunu kitapta da yer verdim. Ben daha çok doğa gezginiyim aslında. Evet. Doğada sorunlar yaşadığımız oluyor. Hı-hı. İşte Svalbard'da kanoyla okyanusa açılırken hava sertleşti ve bizi okyanusa çekti. Orada dalgalarla bayağı mücadele ettik. 2 saat falan sürdü dönüşümüz. Tam işte yine bir Zodiac botta büyük 14-15 metrelik bir kambur balina yanımızdan çıktı. Son Afrika'ya gittiğimde bir hipopotam saldırısı kanomuzu devirmeye çalıştı, deviremedi yine. Müthiş. Ya bayağı bir şeyler yaşıyorum. Bir gorille yüz yüze geldim. Erkek öyle goril mi? Üstüme doğru koştu, burun buruna geldi, döndü. Bayağı bir şey oluyor. Bayağı evet, büyük evet. bir yani adrenalin gerçekten. Bu yani. Evet, evet, evet. Yani kitabınızda başka bir şey. Anlattınız değil mi bunları? Birçoğunu anlattım. Bu Afrika kısmı evet. yeni serüvenler. İkinciye inşallah, inşallah. Müthiş bir evet, şey. Evet, evet. Bayağı bir şeyler oluyor yani. Gerçekten olağanüstü. Ama o tabii o tehlike anında görüntü almak da mümkün yani değil. Bazı aldıklarımız olabiliyor hmm. ama mesela o gorilin üstümüze hmm. koşması anlık. Hani tabii. geliyor koşa koşa korkunç gidiyor. Hani şey. Orada ne yapacağınızı bilmiyoruz. Ya da evet. hipopozam saldırdığında kanoda tabii sabit ki. Kalmaya düşmemeye çalışıyorsunuz. Tabii çünkü hayat... düştükten sonrası sus. Esas olay. Evet. Düşüremediği için kurtuluyorsunuz. Evet. Ama mesela o kambur balina yanımızdan çıktığında hmm. onu dev güç sesiyle suya düşerken falan görüntüledim tabii. Öyle mi? Olağanüstü. Onları yakaladım. Ya da kanoyu, özür dilerim. Kanoyu okyanus açıldığımızda hafif de olsa bir şeyler çekebildim orada yani buzulların arasında. Instagram'da var mı? Var. Onları takip var. Edeceğim. Var, çok var. Merak ettim. Gerçekten şahane. Var. Peki sizin en güçlü yönleriniz. Şimdi bir kere cesursunuz. Macerayı seviyorsunuz. Gezmeyi seviyorsunuz değil mi? Ya orası doğru aslında. Bir yerde buraya evriliyor ama yine söylüyorum dağcılık bize çok şey katıyor. Tabii. Yani sadece bir spor değil, sizi evrilten, geliştiren yönleri olan bir spor. Zor ama çok geliştiriyor. Niye? Bir kere planlamayı çok iyi öğreniyorsunuz. Bir kere zorda kaldığınızda onu çözmeyi, pes etmemeyi. Çünkü dağlardasınız. Tabii. 4000 metrede, 5000 metrede bir sürü hava şartlarıyla karşılaşıyorsunuz. Tabii. Hani yardım isteyemezsiniz, koşup kaçamazsınız. Onu orada halletmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Burada eğitiliyorsunuz. Dağlar aslında evet. beni eğitti birçok konuda. Hı-hı. Ve yollara geçtiğimde de artık hazırdım ben. Yani planlamamla hazırdım. Zorda kaldığımda nasıl... Hani soğukkanlı kalmakla evet. hazırdım. Bunlar yönlerimi güçlendirdi. Kriz yönetimi. Kesinlikle. Tam son aradığım kelimeydi aslında. Ve çözüm odaklı olmak değil mi? O anda bir çözüm tabii bulmak tabii. söylediğiniz çok gibi. Çok soğukkanlı kalarak hemen paniklemeden çözmeniz gerekiyor. Çünkü demin üstünden kısaca tabii. bahsettiğim olaylar aslında çok büyük şeylere sebebiyet tabii verecek ki, olaylar. Tabii ki hayati konular bunlar. Orada paniklemeden halletmek önemli. Müthiş bir olay gerçekten. Peki bugüne kadarki en büyük başarınız? Ya bugüne kadarki en büyük başarım aslında dağlardı. Benim için bazı hayaller vardı. Yani Ağrı Dağı'na tırmanmak imkansız gibi gelirdi bana. Çünkü hep çocukluğumuzda görürdük tabii, dağcıları. En yüksek dağımız. Ben dağcılık sporuna başladığımda 6 ay sonra Ağrı Dağı'na tırmandım. İşte Kilimanjaro Dağı Tanzanya bir mittir. Hani bir tabii. Everest değildir profesyonel dağcılık ama bir mittir. Ha, filmi bile var yani. Aynen. İşte o Kilimanjaro'nun karları diye. Ya, kesinlikle. Kilimanjaro tırmanışı benim en büyük başarımdır. Evet. Profesyonel hayattaki geldiğim nokta...
hepsinden önemlisi bunların hepsini bir arada götürebilmek benim en büyük başarım aslında. Yani iş hayatıyla birlikte bunları da götürebilmek. Şahane, gerçekten çok zor. Yani çok zoru başarmışsınız, tebrikler. Peki sizi en çok ne motive eder? Hedefler. Ben hep bir hedef koyarım. Şu anda da bir hedefim var mesela bir sonraki seyahat için. Kariyerimde de bir hedefim var. Onu planlayarak gittim. Koyduğum hedefler beni motive eder ve ona odaklanırım. Onun çalışmalarını çok erkenden başlarım. Şahane. Planlı olmak çok güzel, evet. Değil mi? Yani bir yol haritanız olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Yani yoksa plansız bir şekilde öyle spontane olmaz bu. Başarının en büyük kısmı bence. Çok önemli. Değil bence. Mi? Planlı bir şekilde kesinlikle. Gitmek son derece önemli. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilere şunu söyleyebilirim. Yani herkesin hayalleri var ama o ilk adım atamıyorlar. Ben kitapta da bunu yer verdim. Özellikle ön sözde. Benim ünlü olmak, çok satsın, fenomen gibi bir misyonum olmadı. Benim misyonum hayallerindeki şeylere o ilk adım atamayan okurlara bir nebze teşvik, motivasyon vermekti. Çok da güzel geri bildirimler aldım. Yani bundan etkilenip yola çıkanlar oldu yani kendi hobi alanlarında. Yani beklemesinler, zaman çok çabuk geçiyor. Nasıl denir, uyuşukluk içinde ya da böyle tembellik içinde ya da yarına ötelemesinler. İstedikleri şey için planlasınlar. O küçük adımlar aslında onlar sonra çok büyüyor. Ben dağcılığa 2009'da başlarken kitap yazacağım, buraya geleceğim hiç düşünmemiştim. Ama başladım bir yerden ve bir yerler peş peşe geldi hepsi. Güzel. Yani bir cesaretle başlamak ve özgüvenle devam kesinlikle, etmek. Kesinlikle, kesinlikle. Şahane. Hayallerinin peşinden koşsunlar diyelim. Çok önemli. Yani evet, bunu bir metafor olarak da düşünebilirler. Tabii. İlla sizin yaptığınız herkes yapamaz. Çok az insan yapabilir. Çok var. Yani gitar çalmak isteyebilir, öteliyordur. Evet. Dans etmek isteyebilir, çekiniyordur. Biz de biliyorsunuz biraz utangaçlık şeyi var. O çekiniyordur. Ne bileyim, başka sporlar yapmak istiyordur. Bir enstrüman öğrenmek istiyordur. Evet. Yerinde bir sıçramaya, iş değiştirmek istiyordur, buna cesaret edemiyordur, erteliyordur. Hepsi, her şey olabilir. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz gezgin yazar Sait Er Uçar'dı. Efendim, katılımınız için çok teşekkür ederiz. Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel ağırlandım. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.